Evet, herkese selamlar. Şu an Erasmus Köprüsü'nün altındayız. Burada turistlik mağazası var. Şu yürüme merdiveni. Turistlik eşyaların olduğu yer. Turistler işte hediyelik eşya satıyorlar. De pahalı. Ben bir kere normal markette 60 sent olan çakmak burada 2 euroydu. Hani pahalı. Ama tabii buranın dükkan kirası epey var yani. Bak bu normal yürüme yolu. Buradan köprüye çıkıyor. Burası Wilhelmina Plain. Rotterdam'ın kalplerinden bir tanesi. Burası otellerle dolu yer. Karşıda otel var, burada otel var. Bakın bu Speedo. 15 euro veriyorsunuz. Bir saat boyunca gezdiriyor sizi. Böyle köprü. Erasmus Köprüsü. Bakın burada oteller var. Birazdan Rotterdam'a ben işte gezmeye geliyordum daha önceden. Tabi buranın da taşınma niyetim var. Hani iki sene boyunca niyetim, iki sene boyunca her cumaları gelip burada dolaşmak. İnsanları tanımak, işte her yeri gezip tozmak. Sonra karar vereceğim iki sene sonra. Çünkü ben bir yere öyle hemen taşınmam. Önce bir iki sene, bir sene araştırma yaparım. Ki hani pişman oldum çünkü ev zaten zar zor buluyorsun. Bakın. Von Hotel. Bu otel, şimdi anlatacağım birazdan. 2015 yılında artık dedim tamam gezdim tozdum gördüm. Dedim artık dedim burada bir yatılı gelmem lazım. Şimdi burada tanıdık da yok. Tesadüfen booking.com'a bakarken 190 euroya 2 günlüğüne gördüm. O da en ucuzuydu. Hani o zamanlar 2015 yılında. Hani hemen 3 gün sonrası olduğu için hani o yüzden 190 euroydu. İşte diğerleri de pahalıydı. Bak burası Tölüp Indi. Yani Lale Otel. Yan tarafı da Maritime'di. O zamanlar. Bu Fon Otel yoktu. Bu Tölüp Indi. Yani Lale Otel'di. Benim zamanımda. Ondan sonra işte buraya geldim. Şu Maritime Hotel'de kaldım. 2 gün. Çok kahvaltısı için de değildi. 190 euroydu. 2 gün kaldım. Sonra Rotterdam'ı daha çok sevmeye başladım. Ondan sonra karar verdim. Benim artık dedim buraya taşınmam lazım. 2017 Şubat ayında da taşındım. Bakın böyle yürüme yolu. İşte zaten buradan dümdüz gideceğiz. Bak benim kaldığım, bak bu Tölüp Inn, Lale Otel. Burası da Maritime Otel'de o zamanlar. Yani iki tane otel yan yanaydı. Ama ikisi de ekonomik krizden dolayı kapattılar. Binayı sattılar. Hatta ben bir daha gelmek istiyorum. Doğum günümde gelmek istiyorum. Demişlerdi. Gelemezsin çünkü biz Haziran'ın sonunda kapatıyoruz demişlerdi. Ben 15 Temmuzluyum işte. Bakın şu direk var ya yukarıya doğru kalkan. Onun en üstünden 3. katı. Bak 3. yani... Sola 3 pencere say çatıdan. Bak o 3 pencere benim odamdı. Hatta benim bu şeye bakarsanız şu köprünün fotoğrafı var. Sabah çekimi. Onu ben bu odadan yaptım. Bakın burada Speedo var. Karşısı liman. Limanı sonra gezeceğim. Limanı sonra gideceğim. Gökdelenler var.
Bak şu, bu benim otelimde, Maritime'de o zamanlar. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel bir oteldi yani. Hani kapanması kötü oldu. Yani stres atmaya ben hep buralara geliyordum. Şimdi buradan West'e doğru gideceğiz. Bak dünkü yürüdüğümüz ileride beyaz, pardon, kırmızı köprüden geldik, yürüdük yürüdük yürüdük. Bu köprüden de buraya geldik. Ondan önceki gün yürüdüğümüz bu köprüden öbür köprüye gittik. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Bir dahaki sefere de karşıdan böyle gideceğim. Burası Waterbus dedikleri deniz otobüsü. Doğu direkte gidiyor. Deniz otobüsü. O şu ileride Speedo var. Speedo. Tur teknesi. Bir saat boyunca dolaştırıyor. Aslında buraya da bir ara gideceğim zaten. Onun da videosunu ayrı yapacağım. Eylül ayını bekliyorum. Annem gelsin oraya. Annemle gitmeyi düşünüyorum. Çünkü geçen sene söylemiştim. Gidelim gidelim. Sonra bir gidemediydik. Hava bozulduydu. Ama bu sene yaparım onu. Bakın burası böyle normal. Dar alan aslında burada. Hani burada evin olsa park sıkıntım birazcık var yani. Çünkü burada şey, görüyor musunuz? Arabalar yolun kenarında ve tramvay geçiyor. Buraya nasıl gelirim diye sorarsanız hemen çok basit söyleyeyim. Rotterdam tren istasyonuna geldiniz. 7 numara Wilhelminaplein. Yani 7 numara bindiğiniz zaman şu benim otelin orada duruyor. Orası zaten son durak. Wilhelminaplein'de tramvay duruyor, 7 numara. Burası Rotterdam'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Bak karşıda gökdelenler. Bir dahaki sefer o gökdelenlerin oradan yürüyeceğim. Karşıdan. Bu defa böyle yürüyeyim de. Bir dahaki sefere yapacağım. Şimdi bir tane küçük bir yat limanına geleceğiz. Ahşap tekneler, ahşap iskele. Hatta bir tane Türk restoranı var, balıkçı böyle, sadece balık ürünleri var, Zenne. Tabii Türk'tü bir ara, şimdi Türk mü bilmiyorum da. Full balık ürünleri bulabilirsin. Bakın böyle yürüme yolu. Güneşimiz gene böyle şey, karşıdan vuruyor. Güneş gene sıkıntı. Bakın deniz taksisi geliyor. Karşıda deniz taksi. Karşısı liman, gökdelenin olduğu yer. İşte oraya bir ara geleceğim sonra. Bakayım gemi var mı? Aynen köprünün orada. Gemi yok. Buraya bazen bir tane gemi yanaşıyor. Dünyanın en büyük gemilerinden yanaşıyor. Cruise gemisinin park ettiği yer. Cruise gemileri, yolcu gemilerinin park ettiği yer. Normal büyük liman şu arkalarda. Şimdi bugün böyle gidiyoruz. Şimdi şurada heykeller var. Bakayım burada mıydı, asillerde miydi? Şimdi burada gece yürümek çok ilginç. Birazdan göreceğiz, yol kenarlarında heykeller var böyle. Siyah siyah. Akşam yürüdüğün zaman şey oluyor. Birazcık korkunç oluyor. Ben işte geldim. Benim otelim, ben burada akşam yürüyüş yapıyorum böyle. Ondan sonra burada yürüyüş yapıyorum böyle. İşte bu iskele var. Şimdi göstereceğim. Şey iskele değil de bu küçük liman. Ahşap teknelerin kalktığı liman. Bakın buradan gene taksimiz geçiyor. Ecem hoş geldin. Burası şey,
Ahşap tekne limanından oraya doğru geliyoruz. Gece çok şey oluyor. Birazcık korkunç oluyor çünkü ahşap ya. Dalgalarda olduğu için gece böyle 3'te ya da 2'de karanlık oluyor burası. Zifir karanlık. Hani burada bir tane bile ışık yok. Bakın buraya park etmiş bir tane tekne. Hani bir tane bile ışık yok. O teknelerin orada böyle tekneler birbirine sürtüyor böyle. Hani böyle korku filmlerinde ahşap kapıyı açtığı zaman bir gıcırdama sesi gelir ya. Öyle bir ses geliyor gece. Korku filmi oluyor yani burası gece. Zaten zifiri karanlık oluyor burası. Böyle gidiyoruz. Karşısı Zayt oluyor. Bu taraf West oluyor. Yani West'e giden yol burası. Dalshafen. Ondan sonra neydi ya? Tüh, eski mahallemi unuttum biliyor musun? Eski mahallem uzun zamandır gitmeyince o taraf, ha Markonuplein, Markonuplein tarafı. Dalshafen Markonuplein. Şimdi buradan böyle dümdüz gideceğiz. Ahşap tekneleri göreceğiz. Bak bu restoran. Buraya hiç girmedim. O zamanlar da girmedim, merak etmedim. Bunun arkasında polis karakolu var. Deniz polis karakolu. Normalde ben burada fotoğraf çekiniyordum annem geldiği zaman. İlk defa video çekiyorum. Hadi bakalım. Bakalım şöyle dibine bir gidelim de gidebiliyoruz mu? Bak yaklaştıkça böyle yanıkla balık kokusuna benzer bir koku geliyor. Hani hem yanık kokusuna benziyor hem de balık kokusuna benziyor. Burada Zenne var. Zenne neredeydi ya? Buraya da gelmeye unuttuk. Aa bakın. Bak. Gıcırdama sesini iyi dinleyin. Yok olmadı. Hani demir. Burada böyle ahşap tekneler park halinde. İşte bu da eski limanların yani Rotterdam'ın eski limanlarından diyebiliriz. Şöyle gidelim. Güneş iyi vuruyor gözüme ama iyi yani. Şey var, iskele var bak burada. Hazır eleye gidelim. Küçük liman. Ahşap teknelerin olduğu yer. Rotterdam yaşamak için aslında çok güzel bir şehir. Bana göre. Hani canım sıkıldı. Şöyle bir tur yap. Gel. Bu arada bir tane bir simit sarayı gibi bir yer buldum. Gözlemeyi çok severim ben. Çok güzel gözleme yapıyorlar. Ispanaklı, peynirli. Ege usulü. Ama personeli çok suratsız. Bugün bir teşekkür etmek için bir soru sordum. Dedim hani memleket nere falan filan. Hiç şey yapmıyor. Hani bir teşekkür etmeyi severim ben. Bir restoranta giderim ya mesela yemek hoşuma gider. Hani gidip bir aşçısıyla bir merhabalaşmayı, bir teşekkür etmeyi severim. Aşçısıyla. Ya da o yemeği yapan kişiyle. Prensip olarak. Suratsız bir kadındı yani.
öyle. Valla ben bu turistleri de hep merak ediyorum. Sırtında kocaman çantayla geziyorlar ya. Hani nasıl yapıyorlar ki? Ben bile bazen hani cüzdanımı getirmeye üşeniyorum. Ağır, hani cüzdanım ağır geliyor. Adamlar koskoca çantayı sırtına koyuyor. Sıcakta geziyor. Hadi Rotterdam o kadar sıcak değil de. Başka ülkelerde, sıcak ülkelerde gördüm. Hani orada nasıl geziyorlar? Bildiğim böyle o çantayla geziyorlar. Bakın şuralara böyle gene park etmişler. Böyle yavaş yavaş şeye doğru gidiyorsun. Almanlar çok bu sene. Almanlar hakikaten var yani. Turist olarak çok. Galiba onlar başka ülkelere tatile gitmemişler. Buraya gelmişler. Demişler hani yakın bir yere gidelim. Biz Hollandalılar da bazen Almanya'ya gidiyoruz. Dolaşmaya. İşte böyle. Şimdi birazcık kanaldan uzaklaşıyor bu yol. Ama birazdan tekrar kanala gelecek. Oradan da kanala geldikten sonra işte dediğim heykel buydu, bunu gösterecektim. Dibinden göstereyim dedim de telefon çarptı, iyi mi? Şöyle. Allah'ım. Bakın Hollanda bayrağı, liman. Şunu annem çok beğenmişti. Güzel bir bina demişti şunu. Ben genellikle gökdelenciyim de, ne diyeceğimi bir şey yapamadım ha. Gökdelenciyim de annem o binayı çok sevmişti. Liman yeri bu. Mesela teknenizi buraya bağlıyorsunuz. Sonra paranızı, ücretinizi ödüyorsunuz. Bakın şöyle bir heykel daha. Bunlar diyordum. Gece bunlar çok korkunç gözüküyor. Burayı birazcık böyle görüyorsunuz. Şu şeyleri ahşap iskeleye göstermek istiyorum da. Kenarda otlar büyüdüğü için pek net iyi gözükmüyor. Böyle antika tekneler, ahşap. Antika olup olmadığını bilmiyorum yalnız. Bak iskeleyi görüyor musunuz tahtada? Burada bir yerde zenni olması lazım ama hangisi onu bilmiyorum, ya da geçmişte olabiliriz. Türk teknesi, balık ürünleri var. Yiyecek olarak da ben çok balık sevmediğim için gelmedim. Bakın burada akşam yürürken bu gıcırdama sesleri daha çok yoğun oluyor. Dalga çoğalıyor. Hani böyle sanki hayalet yerde yürüyormuşsun gibi hissediyor. Hani sanki hayalet yolda yürüyormuşsun gibi hissediyor.
böyle. Hatta duralım. Şöyle göstereyim. Görüyor musun? Ahşap iskele. Adam aşağıdan iniyor. Bu iskeleden hop yürüyerek teknesine biniyor. Böyle yürüme yolları var. Karşıdan araçlar geçiyor. Burası böyle yürüme yolu. Oturmak için banklar var. Bakın şunun ucuna bakarsanız birazcık böyle ayakkabıya da benziyor. Eski ayakkabılar olur ya böyle dere, burnu havada, ona da benziyor. Şöyle görüyorsunuz tekneler. Azıcık daha yaklaşayım şöyle. Bakın iskele böyle tahta. Teknelerde ahşap. Şöyle görüyorsunuz yol, yürüme yolu. Gepgeniş. Tabii şu ağaçlar falan var. Banklar var. Böyle gördüğünüz gibi. Teknelerin olduğu yer. Bak şu tekne güzelmiş ha. Şu güzelmiş. Ben korsan teknelerini seviyorum. Yani bu tekneleri ben en güzel Türkiye'de görüyorum. Alanya'da, Antalya'da böyle korsan yapıyorlar bir tane. 500 kişilik. Ya da 150-200 kişilik. Böyle yürüdükçe sakinleşiyor. Şimdi birazdan gene güneşe çıkacağız. Bak buradan West'e gidiyoruz. Eromast. Eromast'tan sonra da hemen Çin restorantına gideceğiz. Çin restorantını göreceğiz. Şu an fiyatı aynı mı bilmiyorum da koronadan dolayı bence zam gelmiştir ama şöyle 3 sene önce 25 euro veriyordun bu Çin restorantına. Bir saat boyunca istediğini yiyip içebiliyordum. Bir saat boyunca. Hani miden patlayana kadar yiyebiliyordun. 25 euro veriyordun. Bakın bir tane tekne gidiyor. Gördünüz. Fazla durmaya gerek yok. Bu taraf Mars tünele gidiyor. Mars hafına gidiyor. Bak burası Zayt oluyor. Burası da West oluyor.
burada. Aynen bu şeye giden tekne. Yo bu aha yol yük teknesi bu. Aynen yük teknesi. Yo değilmiş lan. Aynen bir tane yük teknesi geçiyor görüyorsunuz. Karşıda. Bu birazcık yeni galiba çünkü motoru bana yeni gibi geldi. Çünkü eskilerin motoru birazcık gür geliyor da bu birazcık böyle şey sesi ince geliyor. Bakın deniz taksisi uçtu. Uçarak gidiyor sektire sektire. Yani iyi mideniz bulanır ha o deniz taksisinde. Doğru şaka maka bir yana hakkı. Bir şey yapsanız bir mide bulanır yani rahat. Gördüğünüz gibi teknemiz gidiyor. Bu dolu yalnız. Ama tabii yeni model bu. Eski modelini biliyorum ben de. Bu dolu. Çünkü bak ucu yani yüksekliği suya gelecek neredeyse. Şimdi birazdan ileride bir tane yük gemisi göreceğiz. Gerçi bugün cumartesi aynen bir gün vardır. Çünkü çarşamba günü ne kadar duruyor? Çarşamba günü bir İngiltere'ye gidip geliyor. Bir tane firmanın iki tane yük gemisi var böyle. Haftada her çarşamba gidiyor. Bakın karşıda bir tane yolcu ahşap gemisi gidiyor. Pazartesi günü AVM gezisi yapmayı düşünüyorum. Bir bakacağım. Çünkü normalde yarın yapmayı düşünüyorum da eğer yarın açıksa yarın yapacağım. Kapalıysa pazartesi yapacağım. Böyle gidiyoruz. Bakın böyle yürüme yolu yapmışlar. Şöyle buradan da gidebilirsiniz. Uzun bir yürüme yolu. Bir yandan etrafına bakıyorum hani gezilecek şey görülecek yer var mı diye. Binalara falan bakıyorum hani ilginç bina varsa bak karşıda iki tane gökdelen yan yana. Bak burası Erasmus Köprüsü'ydü. Rotterdam'da bir tane otobüs var. Ben baktım da durak başına 50 euro istiyorlar. 3 durak duruyor 150 euro galiba. De değmez. Bir tane otobüs, bildiğin yolcu otobüsü düşünün. Karada gidiyor, size alıyor otelden sağdan soldan. Önce bir sentrumu falan dolaştırıyor. Sonra aniden kanala giriyor. Ha nereden kalkıyor, nereden gidiyor onu hiç bilmiyorum ama Rotterdam'da öyle bir şey var yani. Hatta Rotterdam'da bunu yaptılar. İstanbul'a da yapmak istiyorlardı. Hani İstanbul Belediye Başkanı görüşmeler falan yapıyordu. Ama tabii bu Hollanda'daki şey kanal yani. Otobüs hani Türkiye'de gitmez de denizde. Çünkü Türkiye'nin denizinde gerçekten iyi dalga var. Yani ben bile tekne turuna gidiyordum. Akşamüstü döndüğümüz zaman 5'te dalgaların arasında geliyorduk biz Haziran, Temmuz ayı, Ağustos ayında, Eylül ayında.
Hani dalga oluyordu. Düşün yani, ahşap tekne bile dalga. Şimdi otobüs hepten gider yani. Buraya hiç güvenmiyorum ben. Ya normal merdivenmiş lan. Ben de yüksek bir şey zannettim. Acık durayım. Yoruldum. Hayret, bu merdiveni yeni mi yapmışlar ya? Daha önceden yoktu bu merdiven. Bence çok gereksiz yapmışlar ha. Oh sıcak, şöyle insanlar bir geçsin de rahat canım. İnsanlar geçtiğine göre rahat canı gösterebilirim. Görüyorsun değil mi? Boydan boya komple teknelerin, gemilerin park alanı. Buradan karşıya ileriden yer altından geçebiliyorsun. Onun videosu var benim aşağıda. Mars Tünel diye geçiyor. Hem araçlar için, hem de yürüme için, hem de bisiklet için 3 ayrı tünel var. Bu ne ya, böyle insanlar geliyor ayak altına koymuşlar, neyse. Evet, şimdi meydana çıktık. Bakın bir tane daha taksi geliyor. Water taksi dediğiniz zaman görebilirsiniz. Birazcık yukarıdan gidelim. Birazdan tekrar liman tarafına varırız. Hatta şimdi yürüyelim. Bakın burada su sanki şeymiş gibi gözüküyor. Görüyor musun rengini? Burada suyun rengi değişiyor bak. Gittikçe bak, yerle aynı. Görüyor musun, renk olarak aynı. Hani o yüzden bak, mesela şeyin ucu nerede? Görüyorsunuz değil mi? Bak, yerle bunun rengi aynı. Aynen, taksi gidiyor gene. Normalde bu taksileri ben çok görmezdim de. Şu an gerçekten bayağı çok gördüm. Hani bu taksiler iyi işliyor bu sene.
böyle meydan görüyorsunuz, yürüme yolu. Sabahları burada spor yapabilirsiniz. Koşu olarak. Sabahları burası yoğun oluyor zaten. Koşanlar, tur otobüsleri olsun. Burada bir tane yük gemisi var. Nihayet bunu hep anlatmak istiyorum ama hep böyle işte görüntü iyi olmuyor. Güneşe doğru oluyor falan. Hani iyi çıkmıyor. Ama şimdi anlatabiliyorum. İşte İngiltere birazcık para sıkıntı yaşıyor. Bunu izleyenler kesin bıktı ama gene de anlatacağım. İngiltere birazcık para sıkıntısı yaşıyor. Bir ticaret yatırım yapacaklar. Ne yapsak diye düşünürken halktan zam koysalar halk isyan edecek. Hani ne yapabiliriz falan. Sonra diyorlar ki bu gemilerden vergi alalım. Gemilerden vergi alalım. Nasıl vergi alalım? Ön güvertesinin genişliğine göre vergi alalım. Tabii Hollanda da sonra diyor ki ulan yani şey, bak normalde bu aslında iki tane gemiyi yan yana koy. Bak bunu ortadan ikiye böl, yan yana koy. Aslında o kapasite. Ama ne yapmış? Yan enliliğine küçültmüş, uzunluğuna çoğaltmış. Bak burada kaptan köşkü yukarıda. Bak bu tarafı önü, bu tarafı arkası. Winch var arkada. Arabasını koyuyor adam. Gitti nereye mal götürüyorsa bakın bunun uzunluğunu göreceksin şu an ne kadar uzun. Bak hep bunun gibi uzunluğunu arıyordum ben göstermek için. Ama burada olduğunu biliyordum. Bak bu birazcık mal var yani bu yük var bunda. Çünkü bu birazcık aşağı doğru suya doğru iş yapmış yani. Yük var bunda birazcık. Aha ileride bir tane daha var. İşte buraya bak burada video çekmeyi daha çok seviyorum. Çünkü gemi anlatımında burada istediğim kadar gemi bulabiliyorum. Diğer taraflarda bazen oluyor bazen olmuyor. Bak görüyor musunuz? Ne kadar uzun. Ve genişliğine küçük. Bak geminin ismi neymiş? Anetta. Aynen Anetta. Geminin ismi Anetta. Bunu eve varınca bir güzel etiketleyeyim. Yani güzel bir güzel bir yük gemisi. Aslında bununla bir şöyle bir yolculuk yapmak isterdim ha. Bakın. İskeleye bak ipi ta nereye bağlamış adam. Bundan iki tane var. Şimdi ileride bir ikincisini göreceğiz. Aynı firmadan iki tane var. Bak buradan dümdüz gidersen Rotterdam'ın meşhur büyük limanına varıyorsun. Tabi oraya gitmek için izin alıyorsun. Kafana göre gidemiyorsun. Bir de soğuk oluyor. Dört tarafı su ya. Nehir. Nehir olduğu için soğuk oluyor. Ben mesela okulla gelmiştim. Biz önce normal burada dolaştık. Hani burada böyle piştik. Limana gittiğimizde üşüdüydüm yani. Çünkü gerçekten orada sağlam rüzgar var. Bakın burada da ikinci yük teknemiz, gemimiz.
Bunlar kum götürüyor. Kömür götürüyor. Sar diye bir tane şeymiş, tekneymiş bu. Bak bunda da yük var, görüyor musunuz? Böyle aşağıda. Bak bu aşağıda, görüyor musunuz? Bak bu yük dolu. Deminkine dikkat edin, yukarıdaydı. Bu tamamıyla yük dolu. Çünkü bunun altında depoya kanal suyu çekiyorlar. Ve yükü dolduruyorlar. Yükü boşalttıktan sonra aldığı suyu tekrar geri boşaltıyor. Gece yürüyüş yaptığın zaman zaten bu tekneleri görüyorum ben. Bakın burada aslında bu tekne deminki gibi yüksek bir tekne. Ama içinde şu an dolu olduğu için bak aşağıda. Ha, bunu anlatmak istiyorum ben. Bakın ince uzun. Kaptan köşkü burası. Yok pardon, bu şey normal ön güverte. Bakayım, yok kaptan köşkü, aynen kaptan köşkü. Aynen bak bu arkası. O zaman bu böyle gidiyor. Aynen böyle gidiyor. Bu arkası. Kaptan köşkü bak en arkada oluyor. Ta ön önüne gidiyor. Bakın böyle limanda yürüyoruz. Gördüğünüz gibi gene taksi sektöre geliyor. Bıktınız ama takside. Yani neymiş? İşte İngiltere genişliğine göre yapınca Hollandalılar da böyle bir şey icat ediyorlar. Yalnız bu denizde gittiğini bilmiyorum ama kanalda gidiyor genelde. Hani ben kanalda gittiğini biliyorum. Hani denizde gittiğini biliyorum. Pardon, kanalda gittiğini biliyorum. Hatta bunların ismi river boat. Yani nehir gemisi deniyor. Nehir gemisi deniyor. Ya bu taraflar aslında spor yapmak için güzel. Yürüyüş yapmak için güzel. Hani tabi akşam burası daha da cıvıl cıvıl oluyordur. Manitasını atan buraya geliyordur da. Manzaraya karşı. Ama sokakta yatan insanlar da buraya gelir gece. Hani gece tekin mi? Bence çok tekin değildir. Hani sağlam değildir yani. Dikkatli olman lazım. Şu an Mest'e geldik. Eromast'a doğru gidiyoruz. Ik had hem wel gezien. Ja, dat kan met aanwijzen. Kom, er is een tweede. Bu yolcu galiba. Bakacağız şimdi. Ha. Şey bu. Tekne değil. Restoran bu. Restoran. Çin restoranı. Aynen. Çin restoranı burası. Süpermarket var. Ve otel. Yani burası hem otel, hem restoran, hem de süpermarket. Gemi değil bu. Yo. Ulan öyle mi lan? Dur azıcık ilerleyeyim de tam çözemedim. Pannekoek boot dedikleri bir şey var. Hollanda'nın meşhur kahvaltı yiyeceği. Krep. Aslında biz ona burada pannekoek diyoruz. Aynen bu şey.
Çin restoranının olduğu yer burası. Bakın şu Çin restoranı aynen görüyorsunuz. Bu şey değil. Restoranın bir tamamı. Yapay yani. Bu hareket etmiyor. Sabit duruyor. Gemi falan değil. Bakın burası park alanı. Bak gemiyi. Şey görüyorsun. Çin restoranını. Çatısına bakarsanız. Bakın. Görüyor musun çatıyı? Şimdi ismine bakacağız. Önüne geldiğim zaman ismine bakacağız. Burayı bokuk.com'dan bakabilirsiniz fiyat olarak. Tavsiye eder miyim? Çok tavsiye etmem. Çünkü etrafında pek bunun bir şeyi yok. Sadece burada takılırsın. Tamam, Centrum'a yakın. Ama hani etrafında çok fazla bir şey yok. Hani çok tavsiye etmem. Ha gene hani şey fotoğraf çekinelim güzellik olsun diyorsanız hani Rotterdam'a geldiğinizde mesela atıyorum bir hafta mı geldiniz? 2 gününüzü buraya yapın mesela. 2 gün buraya. Sonra diğer otele ama bu otele çok kalmanızı tavsiye etmem. Çünkü etrafında pek bir şey yok. Hani gezilecek çok düzgün bir şey yok. Park hali. Bak görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hani bakarsınız açıkta. Geç be adam geç. Bakın o tren gibi gerizekalı. Bakın böyle otel. Ve süpermarket. Ve bakın şu altı. Pardon şurası restoran. Şurasının altı süpermarket. Üst taraflarda otel. Buradan giriş görüyorsunuz. Manzara olarak o benim ilk gösterdiğim otel var ya hani Fon Hotel. Orayı daha çok beğendim. Hani buranın manzarası çok da şey değil yani. Ama burası birazcık sakin olduğu için yani tekneler gemileri az geçtiği için uyumanız birazcık rahat olur ama benim o tavsiye ettiğim otelde gemiler çok sık geçiyor. Hani o yüzden bütün gün uğultu olabilir ama akşam 6'dan sonra uğultu bitiyor. Yani sabah 9'dan akşam 6'ya kadar odanın içinde uğultu oluyor. Çünkü gemiler geçiyor ya, tekneler geçiyor. Böyle park şey yapmış. Bakın böyle giriş. Görüyor musunuz otel? Otelin ismini gördünüz. Otelin ismi bu. Bunun yan tarafında pavyona benzer bir şey var. Tekne böyle. Yani pavyon tarzı. Pavyon değil de hani o tarz böyle. Club gibi bir yer. Eğlencesi falan oluyor. Turlar satılıyor burada. İşte yoğun bakın tüm araçlarla yoğun olan bir yer burası. İtalyan galiba anlamadım ama böyle bağıra bağıra konuşuyorlar.
İtalyanca bence çok kaba bir dil ha. Hani ya bunlar kaba konuştukları için öyle. Ya da gerçekten de kaba bir dil. Çünkü hep görüyorum böyle bir değişik, hani bir erkeksi gibi konuşuyor. Sert konuşuyor. Çinliler zaten ayrı bir, Çinlilerin dilleri zaten ayrı bir şey. Restoranlar var, kafeler var. Benim eski buraya çok yakındı. 2017-2019'da ben bu arka taraflardaydım. West'te. Burası West oluyor. West'te çok yakındı şu arkalarda. Ha, ben Aromast'ı gösterecektim. Hazır göstereyim. Bakın bu Aromast. Yukarıya hem restoran, otel de var diyorlar ama var mı onu tam bilmiyorum. Aeromast. Bu yukarıdaki şey havaya kalkıyor. Döne döne havaya kalkıyor. Ama bugün kalkmıyor. Sabit duruyor. Aa, kalkıyor bakın. Dikkat ederseniz kalkıyor sanki. Bana öyle geldi ama. Yukarıya doğru kalkıp inen bir şey. Girişi buradan. Aeromast. Google'dan bakabilirsiniz. Restoran. Otel olarak bilmiyorum ama bir ara booking.com'da otel olarak burayı görüyordum ben. Ama hangisi ne tarafı otel onu bilmiyorum. Aeromast burası. Yani bu krenin bir numarası yok. Sadece havaya kalkıyor, aşağı iniyor. Manzara görmek için. Bakın bu da güzel. Bu da ayrı bir tekne. Gemi. Bir ara Arnhem'e gideceğim. Arnhem'de kanal yürüyüşü yapacağım. Oranın kanalı buradan küçük ama orada böyle bu yolcu teknelerini görebilirsiniz. Göstereceğim yani. Arnhem'de bir yürüyüş yapacağım. Güneş çok sağlam vuruyor. Oo, bakın size dediğim var ya, kanalda giden otobüs bu işte. Kanalda gidiyor bu. Bakın buna iyi bakın ha. SS'ini alın, bakıyorsanız SS'ini alın. Bu kanalda gidiyor. Vay şansıma bak ha. Arasam bak, bu kanalda gidiyor. Bu burada yürüyor. İleride kanala inecek bu. Ama nereden iniyor onu bilmiyorum. Rivier, Waterbus. Bunu işte Türkiye'de yapacaklardı bir ara İstanbul'a. İstanbul Belediye Başkanı söylemişti, İstanbul'a işte deniz otobüsü alacağız. Aynısı Rotterdam'da var. Biz de oradan gördük, yaptıracağız diye. Ama bu şeyleri hep eski tür yapıyorlar ya. Hani böyle bir yeni şey yok. Bir ara internetten araştırma yaptım. Bu deniz otobüsünü. Yeni modelleri falan var mı diye, pek yok yani. Hep böyle şey, tipsiz eski büskü yapıyorlar. Hani o otobüs şeye gidiyor. İleriden kanala gidecek, turist gezdiriyor. Bir yere baktım ama durak başı 50 euroydu. 3 durak gidiyormuş galiba. Ama
ne yapıyor ne ediyor o konuda hiçbir bilgim yok. Hani 3 sene önce baktığımda 150 euroydu. 50 euroluk vardı, 100 euroluk vardı, bir de 150 euroluk vardı. Size alıyorlar böyle. Ondan sonra da gezdiriyorlar. Önce karada bir geziyorsun. Karada gezdikten sonra iniyorsun nehre. Bakın burada bir yük gemimiz. Bu boş. Görüyorsunuz boş olduğunu. Bak deminki doluydu. Nasıl aşağıdaydı. Bu boş. Yukarıda. Çarşamba gününe kadar bu duruyor. Çarşamba günleri gidiyor bu. Gidiyor zannettim de gitmiyormuş galiba. Yok. Yok gitmiyor. Baksana şey burada. Ama gitmeye hazırlanıyor gibi sanki. Lan bu gidiyor mu duruyor mu anlamadık ha. Dur bakayım. Gidiyor. Bakın şey otobüsü karşıdan gidiyor. Bak. Aynen. Karşıdan gidiyor bakın otobüs. İleriden ama ileriden de demeyeyim de tam bilmiyorum nereden indiğini çünkü hiç görmedim. Hep karada gördüm ben bunu. Denizde, nehirde de görmedim. O konuda bir bilgim yok. Valla bugün çok şanslısınız ha video konusunda. Hani uğraşsam bu kadarı olmaz. Hani ben bu otobüsü yılda bir kere bilemedin iki kere görüyorum. Her zaman gördüğüm bir otobüs değil bu. Neredeymiş bu? Şunu bir daha göstereyim. Böyle gidiyorsun. Böyle. Artık buradan geri dönelim. Zaten bundan sonrasında pek bir şey yok. Bu ses ne? Bir tane köprü kalkıyor ama. Şöyle azıcık daha gideyim de sonra geri döneceğim. Eromaslar bu burası Vers. Benim eski mahallenin olduğu yer. Benim eski mahalle çok bir gidesim yok. Çünkü orası full Türk yabancı dolu. Hani pek gösterecek bir şey de yok. Böyle gidiyorsunuz görüyorsunuz. Buradan geri dönüyorum ben. Otelin önüne varacağım. Orada kapatacağım. Bu köprü açılıyor.
buradan geri döneceğim. Çünkü ileride pek bir şey yok. Kanal kenarından gidiyorsun. O. Tekneleri zaten gördük. Buradan Erasmus Hastanesi'ne gidiyorsun. Benim eve de gidiyorsun şimdiki eve de. Ben geldiğim yoldan gideceğim kanaldan. Buralardan yürüyüş yapmayı seviyorum ben. Hani eğlenceli. Yukarıdan gideceğim bu defa. İsteyen aşağıdan da gidebilir gördüğünüz gibi. Yukarıdan da gidebilir. Ben şimdilik yukarıdan gideceğim. Belki ileriden aşağıya inebilirim. Bakayım. Bu neymiş? Ha, buradan aşağı ineyim bari. Buradan aşağı iniyorsun aynen. Çünkü buradan dümdüz gittiğin zaman pek benim evim oraya gidiyor. Otoban falan çıkıyor. Mars tünel çıkıyor. Yani. Bakın bu Eromas. Tekrar gösteriyorum. Yalnız bugün bu videoya bakanlar gerçekten çok şanslı ha. Böyle gidelim. O benim otelin oradan. Artık orada video sonlandırırım. Zaten burada göreceğimizi gördük. İleride gene aynı değişik bir şey yok. Buralar böyle gene. Deminki otobüs iyiydi yalnız. Ama o herhalde birazcık Rotterdam'ın dışında nehire iniyor. Çünkü hani kıyılarında falan hiç görmedim. Rotterdam West burası. Erasmus Hastanesi var. Erasmus Hastanesi çok yakın. Şu arka sokaklarda. Yalnız burada bir yerde parti var sanki. Arkalarda müzik sesleri geliyor. Eğlence mi var ne varsa. Bakın böyle. Refir boat. Bunlar yoktu eskiden de. Bunları koymaları kötü oldu. Yolları tıkıyor. Bakın böyle giriş. Bu arada Rotterdam'da bak doğru buradan değil de karşı kanaldan gitmen lazım oraya. Dümdüz gidiyorsun. Bir tane iş adamı cruise gemisini satın alıyor. Onu işte dekorasyon falan yapıyor. İşte motorun falan tabi hurda halinde. Hareket etmiyor.
Onu böyle boyuyor, küfünü pasını gideriyor, onu otel olarak yapıyor. Yani öyle cruise otel de var burada. Bakın böyle. Tekrar kanalda geziyoruz böyle. Eromas dedik, Çin restoranı dedik. Bu hareket edecek sanki. Aynen bu hareket edecek gibi ama. Neyse gidelim. Bugün güzelce ne yürüdük. Yürüyüşümüz iyiydi yani. Hani çekmek istediğim yerleri yavaş yavaş çekiyorum. Rotterdam'ı bitirdikten sonra zaten böyle başka şeyleri dolaşacağız. Zaman buldukça Rotterdam dışına çıkacağım. Hadi be yavrum. Kıyıdan giriyoruz, kıyıdan hop. Şöyle göstereyim. İsmini şey yapamadım, ben göremedim de. Ama Paradise'la başlayan bir şeydi. Paradise in Rotterdam mı öyle bir şey? Şöyle. Bakın burası giriş. Bu Çinlilerde hep vardır böyle. Girişlerde hep böyle aslan koyuyorlar. Şöyle bakarsanız. Buraya da son kez gösterdim. Artık gidiyorum yavaş yavaş eve doğru. Bakın bu aşağı tarafı restoran. Üst tarafı otel. Orası da süpermarket. Çin süpermarketi. Mesela Çin ürünleri almak istiyorsan buraya geleceksin. Kalamar oluyor bunların. İşte sushi yaprağı falan. Pirinç. Buraya 3 yıl önce 25 euro veriyordun. 1 saat boyunca sınırsız yiyip içebiliyordun 25 euroya.
bir zamanlar. 3 yıl önce. Yalnız bak bu sene iyi işliyor. Arabalar falan hep bu otele ait. Gelen müşterilerin. Ama ben burayı her zaman işlek olarak görüyorum ya. Hani sürekli araba park halinde oluyor. Hani buraya sırf yatmaya değil de herhalde çoğunluğu restoran için geliyor. Benim Arnhem'de de Van der Valk Hotel vardı. Hani millet oraya yeme içme için de geliyorlardı. Hani otelde kalmıyorlardı. Buradan elektrik çekiyor galiba. Çünkü oradan beyaz bir halı sermişler üstüne. Kapakla kapatmışlar. Elektrik geliyor. Burada Panacook Boat var. Aslında oraya da bir yere gelmek istiyorum. Da bakacağız. Bakın buradan karşıya tünel var. Yürüme tüneli. Mars tünel. Buradan karşıya gidiyorsun. Buradan böyle gidiyorsun. Şöyle köyge bir geçeyim bakayım şarjım durumum nasıl, ona göre bir power bank hazırlığı yapayım. Kaç kişi buradasınız ya, hiç böyle şey yazan mazan yok mu? Şu an 19.05 gösteriyor. İyi. Bir düdük sesi geliyor ama. Ha. Karşıda parti veriliyor. Bakın müzik sesi geliyor ama. Çok derinden geliyor. Bakın buradan Mars tünelden karşıya geçiyorsunuz. Onun videosu var bende. Eğer aşağı videolara bakarsanız Mars tünel yazıyor. Bir 10 dakikalık yürüyorsun yerin altında. Ama çok istiyorsanız bir ara gene bir yaparım. Bir ara yaparım onu ama gene. Çünkü annem geldiği zaman bir yürüyüş yapacağız gene. Buralar böyle. Gördüğünüz gibi yük gemimiz. Şöyle kanala inelim. Gördüğünüz gibi burada yük gemimiz. Bak bunun yükü dolu. Nereden anlıyoruz? Bunun altına su depoluyor. Kanaldan suyu çekiyor. Bir de yük doldukça bu aşağıya doğru iniyor. İşte bunların bazılarında petrol taşınıyor, bazılarında kömür, bazılarında kum. Bununkini kapatmışlar bak üstünü. Bu dolu.
Bakın burada da gösteriyor şeyini. Neymiş? Tsar diye bir firmaya ait yük gemisi. Böyle güzel bir Hollanda teknesi, gemisi. Görüyorsunuz bunun uzunluğunu şimdi birazdan göstereceğim. Bak buradan başlıyor. Görüyor musunuz? Ta orada bitiyor. Ha, Wilson sağırmış. Bak şeyini yeni gördüm. Wilson Saar diye bir tekne isimli. Bakın bu dolu. Pardon, boş. Bak bu dolu olandı, böyleydi. Şimdi bak boş olanını göstereceğim size. Aynı gemi. Birisi dolu, birisi boş. Bakın ucu böyle şey, ince, genişlemesi küçük. Buraya bir restoran, kafe tarzı bir şey koymuşlar. Burada bak bu var. Burada ismi yazıyor. Ha, bu kıç bölgesi. Yo, uç bölgesine kıç ya. Ha bak bu Anita diye bir şey. Yalnız bu bana birazcık daha güzel gibi geldi be. Hani Anita. Bunu eve varınca muhakkak bir etiketlerim. Karşıdakini de etiketleyeceğim. Normalde bu iki firmadan aynı, karşıdaki Wilson Saar firmasından iki tane oluyordu. Ama değiştirmişler. Herhalde bir tanesi seferde. Bak bir tanesi seferde galiba. Bak bu boş. Diğerini görüyorsunuz değil mi? Dolu olduğu için yere yakın. Ama bu boş. Bak burası böyle havada. Çünkü bu dolduğu zaman bunun altına su dolduruyorlar. Hani bu üçgen tarafı var ya, en altı. Orası mesela komple suyla doluyor. Ondan sonra da kapakları kapatıyorlar. Öyle gidiyor. Hani bu denizde gitmez. Çünkü bu river boat oluyor. Hani böyle dalgalara falan dayanacağını ben zannetmiyorum. Hani buradan Türkiye'ye gider mi? Gitmez. Yunanistan'da batar. Ya da Bulgaristan'da. Artık gemiyle nasıl gidiyorsan bilmiyorum da. Bakın bu kaptan köşkü. Yalnız bu gemide çalışmak birazcık sıkıcı. Hani yolcu gemisi olsa en azından canı sıkıldığı zaman bir turlarsın, dolaşırsın da. Hani burada en fazla bak buradan arkaya dolaşırsın. Bak burada yatacak yerler var. Hani en fazla oradan buraya dolaşırsın. Dolaşacağın yerler çok şey. Bakın bu kıç bölgesi. Böyle kalın şeyler. Bu da böyle upuzun.
Evet, artık yürüyüşümüze devam edelim. Bakın bu Erasmus Köprüsü falan. Böyle gidiyoruz. Bugün pazar vardı, benim evim orada. Çok aşırı kalabalık oluyor. Ve ayak altında çok pazar malzemeleri oluyor. Yani adam arabalar park ediliyor. Normal yürüyeceğin yolda arabalar duruyor böyle. Bakın kanal böyle. Artık taksileri pek görmeyiz. Taksi değil de bu spidoları görmez. Çünkü onlar 6'da kapanıyor. Son bir teknelerini götürüyorlar, ondan sonra kalıyor böyle. Taksi, bence taksi de yoktur ya. Çünkü belli bir saatten sonra duruyor. Rotterdam Refir, yani Rotterdam kanalı burası. Bakın burada restoran, kafe var. Geceleri bar oluyor. Heineken'de galiba. Güneşi şimdi arkama aldım. Daha iyi yürüyeceğim. Gelirken komple yüzümdeydi. Aslında benim niyetim bu yolun sonunda videoyu açıp gelmekti. Ama sonra dedim vazgeçtim, boş ver dedim, açayım, geri dönüşte de yürüyüş yaparım dedim. Hani git gel yaparım dedim. O yüzden şimdi güneşi arkama aldım. Bakın burada binalar. Bakalım şarj durumu nasıl? Aynı. Tamam, bir sıkıntı, problem yok. Telefonumuz iyi çalışıyor. Bak, hava güneşli olduğu zaman benim telefonum çabuk ısınıyor. Çabuk ısındığı zaman da otomatikman canlı yayından atıyor. Bak şu an hava rüzgarlı. Hiç ısınmıyor. iPhone kullanmanın da böyle bir sıkıntılısı var yani. Hani çabuk ısınıyor. Mesela hızlı batarya aldım. Hızlı doldursun telefonu diye. Mesela o zamanlar Instagram'a, YouTube'a bakarsam telefon ateş gibi yanıyor. Ya da oyun oynarsam. Evet, böyle görüyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman burada muhakkak yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Sabah yürüyüşü yapın. Bir de akşamüstü yürüyüşü yapın. Bir de gece yürüyüşü yapın. Çünkü üç ayrı heyecan, macera oluyor. Zevk oluyor. Üç ayrı. Hani gece yürüdüğünüz zaman bu teknelerin böyle gıcırdama sesini duyduğunuz zaman birazcık ürperiyorsunuz. Gıcır gıcır diye ses geliyor böyle. Hani sanki böyle hayaletmiş şeymiş gibi. Bir de bir tane ışık var. Bu tekneler bir de eski ya. Karanlıkta duruyor böyle, azıcık ışıkla böyle. Hani bir görüntü olarak da bir enteresan görüntü oluyor. Buraya böyle kargalar dikmişler ama hani ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Bence şu ileride bir tane kargı restoran var galiba. Vardı bir ara. Herhalde karıkları buraya dikiyor. Bak bunlar da böyle şey yapıyor. Yok be, normal şey bu. Bu ne acaba ya? Hep böyle görüyorum ama anlamadım. Anlayanınız varsa yazsın. Samanla arpa karışımı gibi duruyor. Ben pek anlamam da. Evet, şöyle gördünüz. Rotterdam'ın en pahalı yerlerinden bir tanesi burası. Hani bak mesela bir tane Türk restoranı yok abi, böyle gemi halinde.
Ama bizim Türklerin parası yetmez çünkü gerçekten çok büyük para istiyorlar buraya. Hani bayağı pahalı. Liman tarafına gidiyoruz. Bu arada Rotterdam'ın en ünlü limanı şu arkada gökdelenler var, bak bayağı uzakta. Onun arka taraflarında. Normalde orayı görmem, gösteririm de. Oraya bayağı bir yürüyorsun. Ada gibi bir yere giriyorsun, böyle ıssız sakin bir yere. Oradan da liman gözüküyor ama oraya bayağı bir gidiyorsun. Bir de en son orası tamirdeydi. Orada eski binalar vardı. O eski binaları komple yıkıp yeni binalar dikiyorlar. Hani şimdi gitsem oraya kesin tamirdedir. Ama Rotterdam'ın meşhur limanı şu arkada. Ada gibi olan yer. Dört tarafı zaten nehirle çevrili. Limanda çalışman için İngilizce bilmen lazım. Çünkü limanda herkes İngilizce konuşuyor. Bakın bu böyle haritalı anlatım. Karşının şeyini gösteriyor. İşte şu olmuş, bu olmuş falan. Şöyle yakından göstereyim. Böyle görüyorsunuz. Böyle. Aynen, şimdi buradan yürümeye devam edeceğim. Rotterdam'ın en pahalı yerlerinden bir tanesi burası. Bak bu taraf West oluyor. Benim eski mahallesinde bu taraflarda. Hani yürüyerek gitsem giderim de şimdi gerek yok. Çünkü orada da pazar var. Bir de oradan eve gelmem için bir saat daha ekstra yolumu uzatıyorum o zaman. Şimdi buradan direkt kanal kenarını takip ederek dümdüz gideceğim Küpevlen'in oraya. Hatta şarjım olursa Küpevlen'in oraya kadar yayını kapatmayacağım. Bir dahaki sefere dediğim gibi karşıdan yürüyüş yapacağım. Ama o videom çok uzun olmayacak. Çünkü karşıdan yürüdüğün zaman pek fazla bir şey yok. Hani gökdelenler var. Bakın deniz taksisi geliyor ama bu yavaş. Geçenlerde Rotterdam'da bir otel fiyatlarına baktım. Bir de Airbnb'den kiralık ev fiyatlarına baktım. Hemen hemen bir kanal kenarındaki otelle ev kirasına aynı veriyorsun. Şöyle sağlam mühitte. Hani o yüzden Rotterdam'a geldim. Airbnb'den ev mi kiralayayım, otel mi dersen benim tercihim otel olur. Çünkü baktım mesela benim mahallede bir tane ev kiralaman İşte 80 euro falan. Hani burada onda güzel bir otelde kalabilirsin. Kanal kenarında falan. Bakın bu iskele. Yo, iskele değil bu. Tekne. Aynen. İskele galiba. Tam anlamadım ama. İskeleye benziyor. Aynen iskele. Buradan gidiyorsun. Deniz taksine ya da speedo boat dedikleri speedo deniz otobüsüne biniyorsun. Burada toplu taşıma olarak bugün nehirde hem taksi var hem deniz otobüsü var. Ya bir de tur olarak speedo var.
spor yapanlar koşu sporu yapıyor. Böyle kilometrelerce gidebiliyorsun. Yani bu yürüyüş bayağı bir uzun yürüyüş. Bazı yollar daralıyor. Gördüğünüz benim döndüğüm yol daralmaya başlamıştı. Vızır vızır arabalar geçiyordu. Zaten onun ilerisinde pek bir şey yoktu. Geri döndüm. Ama bazı yollarda böyle gipgeniş. Güzelce ne şey yapabiliyorsunuz. Koşun yapın. Fotoğraf çekinin. Yürüyüş yapın. Burası ücretsiz huzur evi diyorum ben buraya aslında. Hani mesela bir şey keyif, canım mı sıkıldı? Bir kafamı dağıtmak istiyorsun. Geliyor. Tekrar geldi görüntü. Telefonun şarjı bitiyormuş. Hemen bir power bank'ime takayım. Bir saniye birazcık görüntü şey olacak. Power bank'imi takıyorum. Aynen powerbank'ımızı da taktığımıza göre yolumuza devam edebiliriz. Şu teknenin ucu ayakkabıya benziyor. Bildiğin ayakkabı yani ucu böyle dimdik havada. Yanlar tabi yerde. Bu yolcu teknesi. Ördek var bak şeyde gidiyor. Beni takip ediyor sanki. Ha ördek beni mi takip ediyor anlamadım. Ha geri döndü. Şöyle tekneler. Zenne'yi bulamadım ya. Böyle gidiyorsunuz. Sadece kanal kenarını takip edin. Dümdüz gidiyorsunuz. Burada heykeller. Şurada oturmak için yer koymuşlar. Ördek sus be. Böyle görüyorsunuz sandalye koymuşlar. Liman burası. Bak şurada azıcık durayım. Şöyle. Böyle. Liman. Buraya ahşap tekneler yanaşıyor. Hani öyle büyük gemiler ya da kruz gemiler değil. Ahşap gemilerin olduğu liman.
Ördek maşallah beni takip ediyor sanki ha. Burada heykel. İnsanlar köpeklerini gezdiriyor, kendilerini gezdiriyor, böyle sevgililer geliyor, karı kocalar, çocuk yürüyüşüyor. Mesela bugün cumartesi, dışarısı cıvıl cıvıl çünkü millet hafta sonları gezmeye tozmayı seviyor. Restoranta gidiyor, bara gidiyorlar. Mesela bugün ve yarın restoranlar, barlar full çeker. Burada 24 saat açık restoranlar da var. Oraya gidenler de var. Burayı birazcık şey yapmışlar. Ağaçlar çok. Şuradan gideyim ya. Şu aradan pek girmeyi şey yapmadım da. Şöyle gideyim. Şunu da ne varsa kaldırımın ortasına koymuşlar. Evet, güneşin gene en yoğun olduğu yer. Hadi bakalım. Kıyıdan kıyıdan gidiyoruz. Burada böyle görüyorsunuz ahşap tekneler park halinde. Bak, bir yaklaşayım da sesi duymanız lazım, gıcır sesimi. İşte bu sesi gece duyduğunuz zaman ürkütücü oluyor. Şurada da başka bir ne? Bir ürkütücü ses daha. Böyle gidiyoruz. Evet. Bakın bu sesi diyordum. Burada daha net duyuluyor. İşte adam orada 1.90 boy var da 10 santim beyim var.
gerizekalı. Anayı namına sok o topu. Bakın böyle geliyor. Aynen buradan gidelim ya, bakalım ne varmış. Demin kanal kenarından geldik. Şimdi bir arka sokağından gidelim, ne varmış bir görelim. Bir tane kafeterya karşılıyor. Lan. Yok be. Yanlış geldik, buradan düz gideceğiz. Burası da kanal kenarında gördüğünüz gibi kafeterya. Hani bu otelden akşam yemeği isteyen, öğle yemeği isteyen buraya gelebiliyor. Şöyle. Gidelim. Bakın buradan aşağıya kanala inebiliyorsun. Nehir. Ben de bu kanala nehri bir şey yapamıyorum ya. Kanala nehir diyorum, nehire kanal diyorum. Hani hep şey oluyor. Ağzımdan kaçıyor. Ha bak şunu göstereyim. Bu ne biliyor musunuz? Cam siliyor bak bu. Cam siliyor. Gökdelen değil de normal 10 katlı ya da 8 katlı, 5 katlı binaların camlarını siliyor. Bazıları eşya taşıyor. Değişiyor o duruma göre. Eşya taşıyanlar da var. Böyle yolcu gemisi park halinde. Böyle yürüyüş yolu. Şöyle görüyorsunuz teknemizi. Yine taksi geçiyor. Dediğim gibi bu sene iyi kazanıyor taksiler. Aslında korona bir bakımdan iyi oldu. Çünkü insanların herkes para biriktirdi. Şimdi herkes bol bol para harcıyor. Hani millet bile şeyde Avrupa bitti falan filan da hiç alakası yok. Dünya biter, Avrupa bitmez. Hele Hollanda. Hollanda'da bir sürü para var. Yılların birikimi var yani. Bir korona, bir domuz gribi, bir şey mi, Yunan krizi mi bizi vuracak yani? Bunların gerçekten çok iyi paraları var yani. Ya şu liman diyorum ya, dünyada 9. Avrupa'da 1. büyük liman. Burası. Bak. Erasmus Köprüsü. Erasmus Hastanesi de var burada. Şöyle arkadan dolanayım. Yalnız bu sene gerçekten iyi turistler var. Güzel yani, Hollanda'ya bu sene iyi para giriyor. Ben bile en çok şey gülüyorum. Şu benim çok komu. Seni birazdan anlatacağım. Hollanda'da ben en çok şuna çok gülüyorum. Restorancılar hep ağlıyor. Korona bize şöyle vurdu, korona bize böyle vurdu. Hollanda hükümeti aslında yardım yapıyor da. Mesele ne biliyor musunuz? Ben onu size anlatayım. Adam diyelim günde 10 tane döner satıyor ya.
Bunun 6 tanesini resmi gösteriyor, gerisini kaçak gösteriyor. Vergi kaçırıyor yani. E ne oluyor? Böyle kriz durumlarında da devlet paranı az veriyor. Yani ya dünkü yeden hurmalar bugün bir tarafını tırmalıyor. Hani taksiciler hep ağlıyor. İşte az kazanıyorsa az kazanıyoruz. Soruyorum abi ne kadar kazanıyorsun? Boş ver karıştırma orasını. Yani bizim millet acınmayı çok seviyor. Mesela bizim burada bazı dönercilerde post makinesi yoktur. Adam nakit istiyor. Ya da bazen de post makinesi var. Bozuk diyor. Mesela ben bir iki kere bir dönerciye gittim. İşte döner aldım. Yemek yedim. Adam post makinesi var mı dedim. Bozuk dedi. Çalışmıyor dedi. Ben de dedim ki bende nakit yok ama dedim. Hani ben nakit taşımıyorum dedim. Her zaman kartla ödeme yapıyorum dedim. Sonra adam böyle içeriye girdi. Dur dedi bir post makinesine bakayım çalışıyor mu bir bakayım dedi. Aa dedi şey sabah tamire gelmiş. Tamir etmişler. Ben de salaktım yedim. Desene açık açık. Ya vergi kaçıyoruz birader. Sen de şey yapma. Bize mani olma. Demiyor. Anlamadım. Demin adam bir tanesi arabesk dinliyordu. Benim Türkçe konuştuğumu duyunca hemen yabancı müzik açtı. Utandı herhalde. Şey var ya bir tane şarkı var. Kimdi lan? Hakkı Bulut muydu? Hayat bize bilmem ne güzelim diye. Onu çalmış. Onu dinliyordu. Adamla göz göze gelince adam yabancı müzik açtı. Bakın burada da bir tane yolcu teknesi. Speedo. Bakın. Şu elektrikli motorların böyle çalıştığı zaman böyle sesler geliyor. Bak burada böyle. Görüyorsunuz. Köprüye geldik. Burası Speedo. Speedo tekneleri bunlar. Zaten bu saatte olmuyor. Çünkü bu saatte artık bitiyor 5'te. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar ya da 5'e kadar. Tur teknesi böyle gezdiriyor. Bileti buradan alabilirsiniz. Bak burada ileride yuvarlak bir şey var. Görüyor musunuz? Bileti oradan alabilirsiniz. Bilet aynı buradan alabilirsiniz. 15 euro. Burası aynı zamanda da tramvayın son durağı. 7 numara. Bakayım tramvay gelecek mi? Burada son durak. Burada sizi indiriyor. 7 numaraya binin. Son durak. Hani kaybolmak gibi bir lüksünüz yok. Çünkü burası son durak. Zaten bu köprüyü de görüyorsunuz. Speedo boat bu. Waterbus. Yok waterbus bu değil pardon. Bu normal tur teknesi. Ama şu şeyde waterbus var. Waterbus deniz otobüsü. Doğu direkte kadar götürüyor sizi. Bakın. Bu yepyeni. Gıcır gıcır. Erasmus Köprüsü. Böyle evime doğru gidiyorum. Yayını da kapatmayacağım. Çünkü burayı biz daha önce gezdiydik. O yüzden buraları hızlıca geçtiğimi çoyalanmayacağım. Dümdüz gideceğim yani. Bakın buradan kanaldan yürüyüş yapıyoruz. Şu aşağıdan gidelim.
Bak buradan yukarıya çıkabiliyoruz da ben aşağıdan gideceğim. Tramvay geçiyor yukarıdan. Bak görüyor musunuz? Burası benim videoya başlattığım yerde. Hatırlayanlar bilir. Ya da bakanlar bilir. Benim videoya başlattığım yerde. Bak burası turistik eşya satılan yer. Maket tekne satılıyor, maket. Ben bir ara sordum da böyle dandik bir ahşap, hani çabuk kırılır böyle. 150 euroydu. Almadım. Normal dışarıda 80 cent 60 cent 80 cent'e 60 cent'e satılan çakmak burada 2,5 euro. Mıknatıs bulabiliyorsunuz tabi. Bakın böyle restoran. Burası kapanmış. Çünkü ben geldiğimde burada tıklım tıklım insanlar vardı. Aslında Rotterdam'da hep ben bu saatte çıkmayı daha çok seviyorum. Çünkü insanlar az. Rahat cana yolda yürüyebiliyorsun. Kapalı değilmiş. Bak insanlar daha duruyor. Köprünün altında burası pahalıdır. Ama çok da pahalı değildir. Hani bir 30-35 euroya yersin burada bir şeyler. Bak böyle. İsmi yazıyor. Buradan yukarıya çıkacağım. İşte gökdelenlerin arasındayız gene. Yarın karşıdan geçeceğim. Bu köprünün başında yayınlaşacağım. Karşıya geçip bu tarafı yürüyeceğim. Ama yarınki videom bu kadar uzun olmayabilir. Ya da bir git gel yaparım. Yani o git gel yaparım. O zaman aynı şey olur da. Bu aşağıdan değil de yukarıdan gideceğim. Çünkü ileriden aşağı ineceğim. Çünkü şu an bir köprüden geçmem lazım karşıya geçmek için. Evet. Böyle gidiyoruz yüksek yüksek. Şu binaya baksana, ucu böyle ne kadar böyle boşlukta. L'yi ters düşünün böyle, o şekilde bina. Yani L'yi ters düşün. Yukarıdan gideceğim, direkt köprüyü geçeceğim. Aşağıdan gittiğim zaman olmuyor. Şu binaya baksana. Böyle kocaman yürüme yolu. Akşamları buraya araba park ediyorlar. Kapalı otopark var, açık otopark var. Kanalı görüyorsunuz. Burası güneşin en yoğun olduğu yer. Hani ben burayı sürekli güneşli görürüm. Sorry. Embesil.
Bakın buradan tramvay geçiyor. Parayı hızlıcana geçmem lazım. Böyle görüyorsunuz. Otellerin olduğu yerler buralar. Buralar komple otellerle dolu. Çeşit çeşit. Evet, bir tane deniz taksisi geliyor. Deniz taksisini yakından görün. Deniz taksisi. Şu arkada bir yerlerde galiba bunların park yerleri var. Çünkü her zaman buradan geçiyorlar yavaşçana. Ama bence bu arkalarda bir yerlerde bunların park yerleri var. Böyle görüyorsunuz. Buradan aşağı gittiği zaman gene kanal kenarında dolaşabiliyorsun. Burası bayrakların olduğu yer, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda gördünüz. Adamda karga gibi ses var, şarkı söylüyor. Söyleyemiyor da mırıldanıyor böyle. Görüyorsunuz. Rotterdam. Karşıda var bir tane tekne. Uzun canı. Bu hareket ediyor. Pardon, çalışıyor. Hareket ediyorum şimdi, çalışıyor. Birazdan hareket eder bu galiba. Buradan böyle görüyorsunuz. Yürüme yolu. Bayraklar yukarıda kaldı. Gençler bak, aşağıda müzik dinliyor. Mal mıdır nedir? Yol bomboş. Adam bisikletli şeye basıyor, zile. Bazı mallar da hani. Evet, böyle kanala doğru indik. Görüyorsunuz. Bu hareket edecek mi acaba? Onu merak ettim ben. Çünkü motoru çalışıyor. Aynen, hareket ediyor bak. Böyle tekneyi göstereyim.
İşte bu böyle ortaya kadar gidecek, ortadan sonra dönüp hareket edecek. Gene böyle şeye koymuşlar. Hadi bakalım. Buraya kruz gemileri gelmiyor. Çünkü köprü var ya, o köprüden geçemiyorlar. O yüzden burada normal sıradan basit tekneler var. Hani kruz gemisini burada göremezsin. Bakın bunun burnu bayağı sivri. Refier boat bak bu. Denizde gidemez bu çünkü çok alçak. Hani denizde dalgada ikiye bölünür Titanic gibi. Ya da ben bunun turuna bakmıştım. Tabi Arnhem'den hareket ediyor. Bu Rotterdam'dan değil. Hani buradan 3 tren aktarma yapman lazım. 2 saat falan sürüyor. Arabayla normalde 1 saatte gidiyorsun da trenle 3 aktarma yaptığın için bir 2 saat sürüyor. İşte Arnhem'de hareket ediyor. Belçika'ya geliyor. Fransa'da. Almanya'ya geliyor. Sonra tekrar Hollanda'ya geliyor. 850 euroya da vardı, 1000 euroya da vardı, 2000 euroya da vardı. O odana göre değişiyor. Kişi başı yalnız bu. Kişi başı 750 euro. Hani Hollanda'nın böyle çeşitli yerlerini gezdiriyor, gösteriyor. Almanya'ya geliyordu. Oradan da Belçika. Sonra tekrar Hollanda. Yani bunların turlar oluyor. Özel turlar. İstediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Sabahları burada otobüsler çok görürüm ben. Çünkü bu otellerden transfer oluyor. Ya da bu teknelere bindiriyorlar şunlara. Sabah yürüyüşü yaparsan 7'de 8'de buralar hep otobüs kaynar. Çünkü bir ara havalar... Yaza girdiğimiz zaman hava erken aydınlanıyor şimdiki gibi. 5'te falan aydınlanıyor, 4.30'da. İşte bir sabah yürüyüşü yapıyordum. Bir bakıyordum hani ne oluyor, ne bitiyor. Dolaştıktan sonra da bir kahvaltı yapmaya giriyordum. Oradan da evime geçip bir uyuyordum akşama kadar. Bak böyle koşuyorlar. Demin iki tane Türk geçti. Bir kız bir oğlan. Herhalde telefonda bir şeye mi bakıyorlardı, gülerek geçtiler böyle bir. Böyle koşu yolu görüyorsunuz. Burayı zaten daha önce gösterdim ben, hani gördünüz. Karşıdan bir kere yürüyüş yaptım da bomboştu. Pek bir şey yoktu. Sadece böyle kanal kanalından gidiyorsun. Hiçbir şey yok yani. Issız. Sessiz, sakin.
İçimden bir ses sanki fazla gittiğimi söylüyor ama. Evet, fazla gittim. Şuradan yukarıya çıkmam lazım. Şuradan bir yerden yukarıya çıkmam lazım. Hayret, bu saatte patlak atıyorlar. Hava fişek mi bilmiyorum da gözükmüyor çünkü bir şey. De, salakça yani, bu saatte de hava fişek mi atılır? Enteresan. Bu saatte hava fişek. Hava bile kararmadı. Merdivenden çıkıyoruz. Gene buraya vardık. İleriden zaten kendim yukarıya çıkacaktım. Şimdi buradan çıkayım da yolu karıştırmayayım. Çünkü ileriden bir yerden yol var ama birazcık daracık. Buraya gelirken şu arka sokaktan yürüdüm. Küçük bir kanal karşılıyor. Kanaldan bu yolun sonuna kadar gidiyordun. Buradan Dülbül'den karşıyı izliyorsun. Buradan karşıyı görüyorsunuz. Bak, burada America Line diye bir tane gemi şirketi var. Bu 2. Dünya Savaşı'nda işte Hollandalıları kurtarıyor Amerikalılar. İşte buradan gemileri atlayıp güvenli bölgeye götürüyorlar. Hani o yüzden Rotterdam'ın Amerikalılarla araları iyidir yani. Çünkü çok tur teknesi gelir Amerika bayraklı gemisi, cruise gemisi. Amerikan bayraklı çok cruise gemileri geliyor. Tabi burada değil, şu aşağı köprünün öbür tarafında. Buraya sadece yük gemileri gelir. O da kruz değil yani. Karşıdaki gibi bakın. Karşıdan da bir tane yük gemisi gidiyor. Aynen, yük gemisi gidiyor bir tane karşıdan. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekne geçti.
buraya oturup karşı izleyebiliyorsunuz sevgilinizle, kız arkadaşınızla. İşte buraya oturuyorsunuz kız arkadaşınız, sevdiğiniz insanla. Manzaraya karşı güzel bir romantizm yaşıyorsunuz. Arkada otel var zaten. Romantizmden sonra direkt otel. Sabaha kadar parti. Yalnız bu otel çok güzel ya. Pizza kutusunu üst üste koymuşsun gibi. Burada yürüyüş yapmak zevkli. Ama yoruldum ha. Bayağı kilometre yol yürüdüm. Aslında şu sayar adımı sildiydim, onu bir ara gene bir yüklüyüm de. Kaç adım yaptığımı merak ettim de. Ama çok fazla değil ya. 10 kilometre anca gitmişimdir. Bakın bu çekicinin oteli demiştim geçen konuşmamda. Şimdi buradan karşıya mı geçsem, oradan oraya mı, ama yine aynı yere varacağım. Buradan doğru, oradan skuturla uğraşmam. Şunlar bir geçsin de. Geç yavrum. Böyle görüyorsunuz. Düğmesine basıyorsunuz. Buradan karşıya geçebiliyorum. Hızlıca geçelim. Bakın böyle yürüme yolu yapmışlar. Allah'ım ya. Hanzo'nun bir tanesi gördüğünüz gibi bastıkça basıyor. Ben kroyum diyor yani kısaca. Köprüden böyle gidiyoruz. Ben bir hata yaptım ama hadi bakalım. Galiba yolumu uzattım ben. Yok, uzatmam. Şimdi buradan bu tarafa gideceğim. Buradan köprüye çıkıyorum. Buradan köprüye çıkıyorsun. Ama bizim evimiz burada. Biz buradan gideceğiz. İleriden karşıya geçeceğim. Burası normal yürüme yolu. Bakın çekeceğin otel demiştim ya. Burası çekeceğin yeri, oteli.
Akşam saatleri şu an iş çıkış saati olduğu için yoğunluklar başladı. 5'ten 8.30'a kadar bir yoğunluk olur. Şunu gördüğünüz gibi koymuşlar. Bak şu aşağılara ben bir video çektiydim. Bak. Erasmus Köprüsü'ne ister buradan dümdüz gidin benim yürüdüğüm yoldan. İstiyorsanız buradan böyle dümdüz gidin. Buradan da direkt Erasmus Köprüsü'ne çıkıyor. Hatta bak gökdelen gözüküyor uzaktan. Burası da Mashafın. Pardon, Mashafın demişim. Özür dilerim. Mashafın başka yerde. Weinhafen. Şarap limanı. Yorulunca beynim durdu. Bak gökdelenler. Burada da öyle yüksek binalar. Martılar tepemizde. Dans ediyor. Rotterdam böyle. Avrupa'nın Dubai'si gibi diyebiliriz. Hani gökdelenler iş anlarının olduğu yer. Buraya zaten videosunu çektim ben. Bu tarafını. Benim ev bu tarafta. Şimdi ileriden karşıya geçeceğim bu tarafa. Oradan da küp evlerine çıkacağım. Çocukken Hollanda'da bu kaydırak pistleri olurdu böyle parklarda. Hani çocuklar böyle parka gittiği zaman kaydıraklarıyla kayardı. De onu söktüler artık, o yok. 2010'dan sonra onları artık kaldırdılar. Böyle. Buradan küp evlerine gidiyoruz. İleriden karşıya geçeceğim. Şöyle göreceksiniz. Where am? Sorry? Where am? Yeah. Not to me, yeah? Yeah, yeah. Where am? Huh? You know where I am? Yes, yes. Where? No, take there. İşte böyle düz gideceğiz. I can go
go on other side, yeah? Yes, yes, yeah, you can go, you can go. D'accord. Yeah, you can go. You go first. Okay, okay. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, yeah, well, good, well, good, no red, problem. Is red or not? Red. Red? Yes, here. I go to Cuba home. Cuba home? Yeah. This is Cuba home? Yeah, yeah. Yeah. You have a very nice hair, yeah? Okay, okay. Very nice hair, yeah? Okay, okay, bye. Thank you, yeah? What? Şimdi demin bir tane adam Hollanda'da yaşayan bir yabancı adam benim yayın açtığımı görünce bir paranoya oldu. Sen önce git dedi. Yok dedim, ben küperlerin oraya gideceğim dedim. Sen önden git dedim. Kameraya göstermezse sevinirim dedi. Sanki sikecekler amına koyayım. Gerizekalı tipsiz. Kameraya görünsen ne, görünmesen ne. Götüm kadar tipim var amına koyayım. İşte böyle aptallara Avrupa'ya alıyorlar ha. Göndereceksin ülkelerine salakları. Hani böyle tribe giriyorlar. Böyle cinsler çıkıyor bazen. Çok nadir oluyor tabi. Bakın burası kütüphane. Hani adam o kadar şey ki sanki televizyonlara çıkacaksın, hani uyuşturucu kaçırırken ben seni kameraya çekiyorum ya da hırsızlık yaparken kameraya çekiyorum. Bazı insanlar böyle maalesef. Allah, sinirlendim, insanlara çarpıyordum ha. Ha, burası şey, kaldırımın küçüldüğü yer. En sevmediğim yer. Hani adam panik. Sanki çok yakışıklı. Hani adam hatunlardan bıkmış böyle. Dünya güzeli seçilmiş böyle, sanki Brad Pitt. Hani tüm hatunlar peşinden dolaşıyor. Adam bıkmış gibi şey böyle ego. Yoruldum ama. Pazar inşallah toplanmıştır da rahatça yürürüm ya. Normalde buradan karşıya geçiyorum. Ama görüyorsunuz kalabalığı. O yüzden şimdi üst geçitten geçeceğim. Hem rahat hem güzel. Aynen buradan çıkalım yukarıya. Aynen buradan çıkıyoruz. Görüyorsunuz küp evlerini. Buradan direkt küp evleri. Tek yürüme yolu. Bak aşağısı restoran, kafe.
Görüyorsun değil mi? Küpe evleri böyle. Küpe evleri böyle. Dinlendim birazcık, yoruldum merdivenden çıkarken. Bak eve böyle çıkıyorsun. Buradan buraya çıkıyorsun. Hediyelik eşyacı var. Bakın, normalde biz buradan karşıya geçiyorduk aşağıda. Ama ben üstten bir yol buldum. Her gün buradan gidiyorum. Hem manzaram güzel, hem de yani hem manzaram güzel, hem de geziyorum yani. Sonra bir şey ekleyecektim de ekleyeceğim şeyi unuttum. Burası da böyle, görüyorsunuz ikinci bölüm. Bak buradan yukarıya çıkıyorsun. Odalara, evine çıkıyorsun. Ama tüm binalar birbirine benziyor. Acaba nereden tahmin ediyorsundur ki? Mesela yukarıya çıkacaksın. Hani mesela bundan az ileride de gördük. Buradan karşıya geçiyorsun. Bak mesela böyle, görüyor musunuz küpe evler? Mimari, Hollanda mimarisi. Böyle. Aynen buradan iniyoruz aşağıya. İşte bak buranın merdiveni daracık daracık. Bak mesela ayağıma bakın. Tam ayağım kadar, hani böyle düşme imkanım birazcık yüksek. Şöyle yan taraftan ineceğiz. Güneşe doğru gidiyoruz. İşte burası da tam böyle güneşin battığı zamana dek geliyor bu saatler. Böyle görüyorsunuz. Ha şuradan ineceğiz. Bakın böyle. Bazen görüyorsunuz. Yoruldum ha. Az kaldı ama eve. Şöyle bu kolamı açacağım buz gibi. Uzanacağım koltuğuma. Akşam da bir banyo yaparım. Yeni elbiseler giymenin vakti geldi. Yok pardon, yeni elbiseyi zaten bugün giydim. Doğru. Yeni elbisemi giydim de banyoyu işte akşam yapacağım. Dün elbiselerimi yıkadım komple. Bakın böyle. Görüyorsunuz. En sevmediğim insan türü.
Nedir? Merdivene oturan. Hadi ortaya otur bari. Kenarıya niye oturuyorsun? Alın size. Ben buraya nasıl gelirim? Bakın adres gözüküyor. Bunu yazıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Böyle adres bu. Küp evleri. Tarihçesi de 1980'lerde bunları yapıyorlar. Öğrencilere kiralamak için. Ya da ilk defa ailenden ayrılıp tek eve geçiyorsun ya. Onlar için. Ama şimdi Airbnb, müze, kazino olarak kullanıyor. Bazıları da kiralık oda olarak kullanıyor. Allah'ım adama uyuz uyuz. Böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben burada videomu sonlandırıyorum. Evime de geldim, az kaldı. Evime de geldim, az kaldı. Hadi görüşürüz.